Günaydınlar. Sabah 5.45 suları ve biz daha böyle mutfaktayız. Gülüyor gülüyor. Ne yapıyoruz biz limonata? Ne yapıyoruz? Benim tatlı limonatam. Hı? Evet, sabah sabah tatlı yapıyorum. Kelimeyi tatlı. Aslında ben bugün yapacaktım. Yol Ergen'den geldikten sonra pert olduk. Sağ olsun. Telefonum bizi pert etti. Değil mi annem? Değil mi? Böyle olunca evet. Akşam kalacaktım böyle bir sabah kaldım. O yüzden şimdi yapıyorum. Hanımefendi bizim kremayı yapıncaya kadar durdu. Bakalım çikolata sosunu yapıncaya kadar duracak mı? Değil mi? Nasıl dinliyorsun sen öyle? Meraklı gözlerle. Diyor ki sabaha kadar biri konuşsun ben dinleyeyim. Öyle mi annem? Öyle mi benim indişim? Öyle mi benim limonatam? Benim kuşum. Benim minik kuşum. İlla konuşacaksınız onunla. Sürekli sohbet edeceksiniz. Nasıl dinliyor, nasıl dinliyor. Allah nasıl gülüyor. Seni cadı seni. Seni cadı seni. Tatlı cadı. Hadi bakalım. Biz yapmaya çalışalım bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Gün doğarken. Doğudan. Canlısını görseniz. Canlısını. Bu arada kurutmalıklarımız da burada. Onu toplayacağız. Mutfaklardan içmiş. Buradalar. Böyle bakalım sanki ne zaman toplarım. Mutfaklamaya başladık. Evet, günaydınlar. Kahvaltı soframızdan günaydınlar arkadaşlar. Ben şöyle bir kahvaltı hazırladım. Yani doğumdan sonra böyle hazırlayabildiğim ilk kahvaltı. Bir şeyler daha ekleyeceğim ama Berfuş durmadığı için şu an kucağımda. Ayağımda tek çorabı yok. Düşmüş. Cimcimem bizinde kalmış kızımın. Bakın burada. Bugün ne yapıyoruz? Biz konserve yapacağız. Dün geldikten sonra Ergen'den yani saat 8 gibi falan uyuduk herhalde Berfu yüzünden. Çünkü Berfu biraz aç kalmıştı. Sürekli süt içmek istiyordu. Değil mi annem? O yüzden biz Berfuş'la ne yaptık? Sürekli süt. Babamız da uyuyakaldı yorulduğu için. Biz de uyuyakaldık. Sabah 5'te uyandık mecburen işlerimizi yetiştirmek için. Çünkü yemek yapıp hızlıca yemiştik. Ve mutfak öyle kalmıştı. Öyle düşünün. O yüzden 5'te uyandık. Hala ayaktayım. Saat 11'e geliyor. Şimdi Seda ile Ramazan pazara gitti. Sonra arkadaşım var. Meral bahsetmiştim daha önce. Onu alıp gelecekler. Sağ olsun. O da yardım edecek. O çok ısrar etti bu yıl. Dedi gelip ben sana bir şey yardım etmek istiyorum diye. O yüzden arkadaşlar bu arada gelmişler aşağıdalar mesaj yapmış. Bir de Seda'nın arkadaşı var Yağmur. O gelecek yapacağı. Hep birlikte konser yapacağız. Bakalım nasıl olacak bu kıza. Evet. Şimdi ben dediğim gibi hazırlayabildiğim kadarıyla hazırladım. Şimdi onlar da geliyor. Konserve yaparken de ara ara görüşürüz. Hadi bakalım. Evet geldiler pazardan. Bunlar. Kaç kilo domates var dediniz? 93 kilo domates. Allah'ım gülüyorum. Ağlayacağım yerde gülüyorum. Hadi bakalım kolay gelsin bize. Ekip başlamıştır tabii ki de. Ne olmuş kahve içmeye başlamışım anlamadım ben. Kaçırdım dedikodumu yapıyorlar. Evet söyleyin. Kameralar nasıl? Planlamayı yaptık da hemen sen şunu. Kahve ne zaman içiyoruz? Benim kahve içmem evet. Lazım. Ama ben 5'ten beri ayaktayım kızlar. O yüzden yani kahve içmem ama lazım. Ama geçmişsin yok hadi biz de içelim. Berf uyuyorken benim iş yapmam lazım durun. Benimkini yapıp koyduktan maşallah sonra maşallah kızlar maşallah. Ben zaten çok bir şey yapamıyorum sağ olsun. Bütün işi onlar yapıyor. Ben Berf ile ilgilenmekten bir parti burada. Ay hadi bakalım. Niçin? Telefon. Çocuklar telefonda telefon. Her zaman. Bütün ailelerin sorunsalı. Seda kolay gelsin. Yağmurcuğum sana da kolay gelsin. Ortam şöyle. Bu şekilde. Sırayla oynamıyorlar mı Meral? İyidir patlıcanı sanki. İyi eklediniz değil mi? Hı. İyi oldu. Güzel. Bir ayrı yerde kavurup sonra ekleyelim dedik. Çünkü diğer türlü eriyor biraz. O çok soğuk sanki. Tencere değişikliği yaptık ve buna geçtik. Komşudan aldık. Hadi bakalım daha büyük bir tencere.
Maşallah, elleriniz dert görmesin. Kaç kromanoz olduk yahu? Neyse, hayır en son. Buralara bak maşallah. Kızlarsanızda, evet kızlarsanızda çalışıyordu. Evet, burada da patlıcan varmış. Sen Berfu'yu doyurdun. Ben Berfu'yu, evet maşallah aynen. Burada gerçekten komşumun dediği gibi 30 kromanoz çıkıyormuş bundan. Çok iyi, biz bundan da alıyoruz. Maşallah. Ben söyleyeyim nereden ben almış. Ben de seni bir tane bulalım. Bence... Kolay gelsin. Bütün domatesleri ben yapacağım diyecek, yaptım diyecek Ramazan. Evet, buraya bakın. İki domates doğruyorsun. Sonra diyorsun ben yaptım hepsini. Evet, domatesleri sağ olsun Ramazan böyle serdi. Şimdi tuzluyoruz. Bakalım. Bolca tuzluyoruz ki küflenmesin. Bundan zaten çok bir şey çıkmıyor biliyor musun? Hı hı. Ellerine sağlık. Bunu da salça yapacağız. İnşallah. Bunu bir karıştırmam lazım ama. Çünkü neyse. Yeter bence. Şu kenarı kalmış. Şunun kenarı biraz sıkalmışsın. Yeter herhalde ya. Onu değdir oraya. Tamam. Aslında öyle değdirsek de olur. Tamam. Çok bayağı tozlamışsın. Tamam. Eline sağlık. Hadi gidelim. Tamam ya Ramazan. Ellerin dert görmesin. Hadi bakalım. Evet, minik ayak teyzesine gidiyor. Minik ayaklı kızım benim. Minik minnoşum. Tatlı cadım. Yerim o senin ayak parmaklarına. Aç altını. Evet, Seda'ya geldik biz. Teyzemize geldik. Burada patlıcan kırmızıysa Seda'ların sitesinde hani yer var, bizimkinde yer yok. Şimdi Ramazan taziyeye gitti, bizi bıraktı. Biz de Berfu'yu ütmüştüm uyanmış cimcime. Bir kahve içeceğiz. Sonra Berfu'ya duş aldıracağız. Evde duş aldıramadım. Şimdi zaten de artık orada halledersiniz. Öyle, hadi bakalım biz kahvemizi içelim. Bugün uyudu Berfu yanımda. Sonra yatağına kaldırdım, uyandı. Sonra tekrar aldım. Ona şey diyorum. Beni kandırıyorsun. Sonra bir bak sabah uyanıyorum, ha yanında uyanmış. Ne diyor Berfuş anne sana? Cimcime. Ne diyor, sen teyzeye mi geldin gezmeye? Teyze seni çok özlüyor ama. Hı? Ne yapayım, sizin bu tarafa taşınmanız lazım. Beni özleyen beni sevmeye gelir teyze. Geliyoruz da çok şey olmuyor yani. Öyle Seda geliyor da çok olmuyor. Ben bilmem teyze. Lazım. Ben yürüyemediğim için henüz bir yerlere gelemiyorum. Allah halim kalmıyor. Gelsem çocukla yatarım yani. Yatmamın da bir anlamı olmuyor. Sizin bu tarafa taşınmanız lazım. Değil mi Berfuş? Teyzemin yanına getirelim. Annem okula giderken zaten hep buradan geçecek. Aha. Belki arada beni bırakır. Gelirsin buraya. Evet. Değil mi teyzeşim? Hadi bakalım biz kahvemizi içelim. Afiyet olsun. Olmuş da soğumuş kahvemiz. Bu makinede yaptın değil mi sen bunu? Evet de. Seda kaynadı mı? Kaynadı da. Niye böyle oldu? Şey oluyor bazen. Sütümü çok koyduğum için ya da dibek bazen kaynamıyor. Dibeğin yoğunluğuyla alakalı. Olabilir. Tamam. Olsun. Şimdi hadi bir de bakalım. Soğumuştur biraz. Bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuz getirecektim ama gerek yoksa getirmeyeyim. Brokoliye at. Gerek yok ben. Attım zaten brokoliye. Tamam. Ben bunu da attım. İyi de. Hadi bakalım. Seda'nın elinden gün bakarken bayağı güzel manzara. Karpuz suyu yapıyoruz. Ay karpuz suyu yapacağım. Burası. Yıllardır karpuz suyu yapıyormuş Ramazan. Hayatında ilk defa yaptığını neden söylemiyorsun? İlk defa değil. Ne? Bu ihtiyacımız. Hadi bakalım. Evet, biz yemek yiyoruz. Seda geldi sağ olsun. Daha doğrusu ben çağırdım, dedim gel biraz Berfu ile oyna. Ben de işlerimi yapayım. Çünkü bugün Ramazan yok. Nöbette okul nöbetinde. Teyze yüreği dayanamadı. Aynen, teyze yüreği dayanamadı. Kızın da işleri var ama ben sağ oldum. Olsun mantı da getirmiş. Evet. Öyle bakalım. Hadi bakalım. Biz de son durumlar. Yemek yedik. Süt yapmıştım. Evet, böyle konservelerimiz maşallah diyelim. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin diyelim. Bunu da şey için kullandım. Sadece böyle domates yaptım. Domates sosu pizza için, pizza sosu için. O yüzden
ince olması gerekiyordu. Onları çektik. Diğerlerini zaten doğradık. Son halini gösterememiştim. Bakın şu şekilde. Tabii ki bunların hepsi benim değil. Seda'yı da benim. Öyle güveç de var içerisinde. Sadece biber sosu da var. Sadece domates de var. Fasulye de var aynı şekilde. Şimdi Seda berfule içeride. Ben yeşil çay demledim. Seda'yı bugün yorduk çünkü bakın ne yaptı. Ben pek gösteremedim. Bu domateslerin kabuğunu bunu zaten serdiğimizde sermişim. Kuruyor şu anda. Domateslerin kabuğunu blenderdan yaptım. Blender diyorum. Böyle konuşamadım. Mercimek çorbasını çekiyorsunuz ya. Onu ezdim. Seda süzgeçten geçirdi ve bu kadar tepsi şey çıktı. Salça yapacağız yani. Mutfağa bakın. Bayağı bir gerçekten yorulduk. Yani daha buralar çok yer. Buraları temizleyeceğim. Bakın. Bulaşıklar. Erikler. Bu eriği de şey yapacağım. Ne yapacağım? Konuşamıyorum yorgunluktan. Eriği de pestil yapacağım. Şöyle pestil yapmıştım. Bunları da bilerek sarmadım. O an sararım diye düşündüm. Farklı farklı yaptım denemek için. Bunlar da açılıyor. O yüzden böyle çöp şişeye geçirdim. Erik pestili yapacağım. Çok güzel oluyor. Bu şekilde bakın. Babacım. Günaydın babacım. Uyandım yoksun. Neredesin babacım? Seni çok özledi Berfuş. Hemen gel babacığım. Bana mama getir bak çok acıktım. Öpüyorum seni babacığım. Görüşürüz. Uysuz muyuz? Evet teyzemize geldik. Evet. Teyzemiz biber diziyor. Babamız da patlıcanları yapıyor. Evet. Sonrasında yapabilirsek mangal yapacağız ama kömürümüz biraz kötü. Ateşimiz çok güzel değil. Artık bakalım olduğu kadar. Yağmur getirmiş bunlara. Evet, köy kendi biberi. Elleriyle toplamış. Hmm. Şuraya asar. Seda buraya asarsın. Evet evet boş gibi buralar. Bak şurası çok güzel. Aynen. Asacağım dedim heba olmasın. Ben seviyorum biber. Bifu kuş, bifu minnoş. Anneciğim, güzel kızım benim. Tatlı cadım benim. Biraz esiyor o yüzden örttük evet, burayı. Evet esiyor. Sıkıntı yok çorabımız var. Üstümüz de örtülü. Değil mi? Nasıl dinliyor? Değil mi? Seviyor dışarıyı kızımız. Evet, temiz ama. Annecik. Şöyle şurayı kapat, üstünü kapatayım. Şöyle bağla. Şöyle mi yapıyorduk? Şöyle bağlayalım şuraya. Ha, ben bağlayayım. Sen bağla, ben tutuyorum. Tamam, okey. Bak bazılarınınki olmuş bile, ipini çıkarmışlar. Kuruyor ya, 3-4 günde kurur. Olur, olur. Yağmur yağmasa sanki bu ara hava biraz bulutlu gibi. Evet aynen. O yüzden bizim balkonda kurutmamız iyi oldu. Seneye de öyle yaparız. Şey biberleri, diğer biberler var ya. Getirmedim sana ama. Getireceğim inşallah içeride. Böyle kururuz anca. Anca leğeni konserveleri getirdik. Tamam. Orası orada. Çalışkan aile. Babamız patlıcanları yaparken teyzemiz biberleri asıyordu. Berfuş da burada annesiyle sohbet ediyordu. Değil mi kızım? Hıçkırarak. Ne oldu? Ne oldu? Hıçkırıkça. Ha bunları da asacağım. Evet. Asabileceğim mi? Geleyim mi? Yok bu daha az gibi. Tamam. Biraz su. Su var mı burada bahçede yok değil mi? Vardır da şu tarafta bir yerde herhalde hiç kullanmadım. Hmm. Neyse bu işimi gördüm. Mühim olan bu biraz. Aynen kabası olsa yukarıda temizleriz gerisini. Yani. Biraz dolanmış. Babacık. Şunu almam lazım. Hadi bakalım. Bir bardak yapmışsınız. Bir bardak yapmadım ya. İki bardak çıkar oradan. Aynen. Ben de ağlamak üzereydi. Bir şey daha sen kızmış. Böbrek yemiyorsun değil mi? Hayır. Hepsini Ramazan yesin. Ben çat ayran doldurayım. Bu çok bile oldu. Al. Olursa kalır ya. Hadi. Ramazan hadi afiyet olsun. Sanki o ceza var. Daha var burada. Çok güzel marinelemişim. Ellerime sağlık. Pişiren de çok güzel pişirmiş. Berfuş nasıl duruyor? Pamuk gibi olmuş. Oy 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 oy. Afiyet olsun. Ramazan bize ekmek verecek mi? Evet bakın neler neler yaptık. Salçalarımızı birleştirdik. Domateslerimiz kurumak üzere. Patlıcan kuruttum. Burada da erik pestili yaptım. Bunları çekemedim hepsini. Sebebi bir an önce bitirmek. İnşallah ama ara ara yine göstermeye çalışırım size.
Umarım en kısa sürede bunlar da kurur. Evet, bakın bu salçamız oldu. Hatta kenarları da kurumuş. O yüzden bunu artık içeriye alıyorum. Daha fazla kurumadan. Bayağı bir çıktı yahu. Diğerleri de biraz kalacak. Daha tamamlamış. Evet, bakın buradan şöyle bir kavanoz ve bu şekilde salça çıktı. Daha da balkonda var. Onlar da kurusun, onları da gösteririm. Annesinin balı, babasının çikolatası. Berfu, Berfu, Berfu kuş. Minnoş, minnoş, minnoş kuş. Baba, hadi seni bekliyorum hadi. Baba, neredeymiş baba? Neredeymiş benim babişim? Bu boncuk gözlü kızı sevmeye gelmeli hemen. Hadi babacığım. Şöyle şunu sıktım, bekledim. Şöyle bir yapısı var. Bayağı güzel çıkarıyor. Bakın detaylı bir temizliğe girdim. Belki oluyor falan. Lütfen uzun bir süre uyu, seni yanmasın tabi. İşte bütün işler kalacak. Böyle bayağı bir temizliğe. Bakalım. Böyle yesin bana. Uy, güzel yaşa. Günaydın baba. Bak ben kışlıklarımı giydim ama bana biraz büyükler. Seni çok özledim baba. Şimşek çaktı, ben biraz korktum ama annem hemen bana sarıldı, korkum geçti. Seni seviyorum baba. Görüşürüz. Berfum, minnoşum, cimcimem, bal kızım, tatlı kızım. Şimdi sen de mi yemek istiyorsun bunu Berfum? Hı? Bana öyle bakıyorsun kötü kötü. Tamam, sen süt içince bunu yemiş olacaksın anneciğim. Tamam güzel kızım. Büyüğüm, birlikte çok güzel dondurmalar yiyeceğiz. İndir o yumruğunu bakayım. Hele ayaklara bak, ayaklara. Hele ağzına bak, ağzına. Yerim seni. Yerim seni. Isırırım seni. O kaşlarından öperim. Çatma o güzel kaşlarını. Tamam mı annem? Tamam mı bal kızım? Tamam mı cimcimem? Tamam mı pamuk şekerim? Tamam mı minik sincabım? Annesi yesin anne. Babacık, günaydın. Ben uyandım. Sen gittiğin gibi ben uyandım. Sen çalışmaya gidersin de ben durur muyum evde? Ben durur muyum? Yaramazlıklar yapmam lazım. Bizde de başladı baba mesai, bak. Ayaklarımı kaldırdım. Kolay gelsin babacığım. Hemen gel. Görüşürüz. Şunları şuna karıştıralım o zaman Yağmur. Olur. Hadi bak bakalım. Neyi? Evet, harika bir kahvaltı. Kızlar ellerinize sağlık. Elleriniz dert görmesin. Bu da Ege'den Yağmur'la fuara gittik. Maşallah. Yeme içme giyeyim. Evet, her şeyimiz var. Avokadomuz da var en sevdiğim. Aynen. Hadi bakalım. Berfuş, sen de uslu uslu bizi bekliyorsun annem. Çok güzel. Kimse yok. Oy, güzel yaşa minnoş. Ha, Seda. Tabakta yok yok maşallah. Ay ne güzel, böyle açık büfe kahvaltı gibi kızlar. Yani hiçbir restoran insan böyle bir ortam, böyle bir doğallık, böyle bir temizlik bulamazsın.
Yine bazen sağlık. İş yerinde de böyle yapıyoruz. Sadece ortam temizliği. Pizzamız bile var yahu. Evet. Annesi sağ olsun. Her zaman besliyoruz. Maşallah. Ellerine sağlık annenle canım. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Aa incirler. Evet. Bu da doğal sebzeler bunun. Evet. Aa, benim pestilleri de bırakmışsın. Çilelik pestilleri. Evet. Hadi bakalım. Evet. Yağmur'un annesi Fatma teyzeciğim ellerine sağlık. Bu ekmeği yapmışsın valla. Berfu da teşekkür ediyor. O da sütten alıyor ya. Oo incecik. Afiyet sağ olsun. Olasın. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım afiyet olsun. Bakmaktan yiyemiyorum. Gözüm doyuyor. Evet ya. Önce bir gözüm. Tavukmuşum. Evet. Hadi bakalım. Kahvaltı bitti. Dondurma yiyeceğiz şimdi. Suda yastığı alırsın ben. Makamızı mı döndük minik sana? Minik ayak. Makamızı döndük. Müşkürük tuttu. Yandık. Kahve içer misin canım? Evet. Tamam. İçebilirsin istersen. Hı? Onu yıkayacak mısın sonra Ramazan? Getireyim kahve. Şimdi hazır mı? Hazırlayacağım duruma göre istiyorsan. Bir dakika. Hadi. Hadi. Hadi ben alabilirim Yağmur. Yok iyi. Hadi benim badem. Soğumuyor. Ver ben onu uyutayım hepimiz rahat oturalım. Yağmur. Oynuyorduk biz. Ya sonra uyuyor. Düşürttün. Kalksana gözünü kapadı hemen. Uykusu geliyor. Belki de uyur. Üstünü örtük değil mi? Hadi bakalım. Herkes iş başında. Ne yapmış bugün? Ramazan. Ay Ramazan diyorum. Yağmur sağ olsun. Bütün salataları Yağmur yaptı. Biberleri Seda ile soyduk. Biber, soğan, Yağmur. Bu tatlı olan mı Yağmur? Hallediyoruz sağ olsun. Evet, bu taraftaki. Mangal usta. Kolay gelsin. Tahmini ne kadarımız var? Ya bunlar işte 15-10 dakika pişer. Tamam. Ben lavaşı hazırlayayım. Yavaş yavaş. Tamam ben lavaşı hazırlayayım. Sonra da oturmadan mı semaveri yakacağız? Şey yapabiliriz ya. Semaveri hazırlayayım. Tencereye hiç gerek yok. Tamam. Lavaşları hemen yiyelim mi? Kesersin. Tamam mı? Parçalar. Tamam. Tavan üstüne. Evet. Yavaş yavaş. Tavan üstüne parçala. Tamam. Ben etleri hemen üstüne bırak. 4 tane yok mu? Tamam. Bundan? Hadi. Bir tane de benim. Tahtanın altında kesip. Hadi. Ya ben birleştiririm bunu. Buraşıyor. Evet tamam. Hadi bakalım afiyet. Hadi afiyet olsun. Bu lavaşın hepsini ben yiyemem sanki. Tamam kalkmışım. Köfteler gelsin. Hadi bakalım. Lavaşı yetmeyen benden alabilir bana çok mu? Bizim de çok. Sen o eve gidince Berko'ya da gitmiş. Berko'nun. Mangal kokuyor. O da mı? Hadi o da yapmış. Evet. İsyan var. İş başındayız. Kıyamam pamuk pamuk olmuş. Evet daha dün banyo yaptık teyze. Oluyor normal ki pamuk pamuk. Ayak tırnaklarımızı kesiyor. Ben manikürcünüz ayağınıza geldi. Evet. Ekiş. Aynen. İlk iş. Berfuş dur. Bu başları nasıl ödeyeceksin? Berfuş dur. Kendini sevdirerek değil mi? Evet. Dur. Babacık ağlamadı. Onu gidiyoruz da değil mi? Babam babasıyla kızını markete uğurluyorum ilk defa. Hadi bakalım. Hadi gidin babası. Bakalım. Güle güle hadi şeker alın Berfuş'a. Tamam. Hadi tamam. Bay bay. Ay. Oy kızım ya. Ben dolapta zeytin görmedim de şimdi çıkaramadım.
köfte, minik köfte, minik köfte. Berfu kuş, berfu kuş, mini mini köfte, mini mini köfte. Berfu kuş, berfu kuş, annesinin balı, annesinin böceği. Berfu kuş, berfu kuş, mini mini berfu, mini mini berfu. Berfu kuş, berfu kuş. Babacığım, beni neden aramıyorsun? Ben şimdi Çınar'a geliyorum babacığım. Arabayı bineceğim, arabayı kullanacağım ve Çınar'a geleceğim. Sonra böyle sarılacağım sana. Sonra da seni öpeceğim baba. Ona göre. Gidiyoruz. Hadi bakalım Berfuş. Minnak. Minnak elli. Gidiyoruz. Nereye? Benim oku, eski okulumu ziyarete. O şeyi göstersene. Ara, ayamindik var. Köfte. Ben size çektim mi şunu? Evet. Merhaba. Ben Selda. Saçma. Ben Ramazan. Ramazan diye biraz daha zayıflayayım sonra. Gayet zayıfsın. Hadi gidiyoruz. Hadi balık kız gidiyoruz. Hadi köfte. Evet gidiyoruz. Minnak kızla. Babiş. Hadi bakalım. Azlık moduna geri dönüş Berfuş. Fuş okula geldik. Ağlıyor Berfuş. Tamam hadi gidiyoruz. Tamam hadi. Hadi hadi. Balığımızı yedik, yemeğimizi yedik ve halamıza gidemiyoruz. İşi varmış. Şimdi kendimize yürüyoruz. Sonra eve. Ne kadar esiyor. Oo, çok esiyormuş. Neyi var? Var işte, senin de bankların olabilir. Devletin bankıdır. Park modu. Hadi bakalım parka geldi. Haberler yok. Haberler yok. Berfuş. Enuş. Bak. Kızlar seni sevmeye gelmiş. Hadi afiyet olsun. Meral dedi alt doldu. Meral az bıraktım bu sefer. Hoş gününden merhaba. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Ben de aynı gönder Mahmut. Günaydın Minnak kuş. Sen bugün 3 aylık mı oldun? Sen bugün 3 aylık Minnak bebek oldun. Evet çok güzel tutuyorsun onu. Hadi oynat bakalım. Evet şöyle bugün börek yapıyorum. Zorla içini yaptım. Dünden patatesleri açmıştım. Berfuş'u zorla uyuttum. Hemen halletmem gerekiyor. Bunu da sağ olsun komşum getirmiş. Tokat'tan ailesi göndermiş. Tokat'a gitmişti taziyeye. Sağ olsun. O da böyle bunları getirmiş taze taze. Keselerine bereket. Bahçeden yani. Böyle şimdi hemen böreğimizi yapalım. Berfu yanmadan hızlıca yapacağım. Şöyle bir sos hazırladım.
Seda da gelecek bugün. Şimdi ben hani çok aç olmuyorum ama o aç oluyor işten çıktığı için. Dolayısıyla biraz acele ediyorum. Hani eşim de genelde çok aç olmuyor. Bir de Berfi de durmadığı için mecburen biraz acele etmem gerekiyor. Hadi bakalım yapalım. Hızlıca böreğimizi yaptık. Arkadan Berfuş'u alıyor. Bunu atıyorum ve gidiyorum Berfuş'u almaya. Hadi bakalım görüşürüz. Sütçü, sütçü, sütçü kız. Evet. Annem yemek yapamadığı için beni yiyecek baba. Çabuk gel. Babamıza mesaj attık. Çabuk gel. Annem benim konuşamadım. Yemek yapamadığı için beni yiyecek. Değil mi? Babam zaten çorabın tekini yemişti tatlılıktan. Bugün de annem beni yiyecek. Mutfak masasına bıraktı beni. Benimle oynayın diyen minnak 3 aylık bir Berfuş varmış. Böyle de ağlıyormuş. Anne. Tamam oğlum. Mini mini Berfuş. Mini mini Berfuş. Berfu kuş. Berfu kuş. Bak şimdi konuşacağını sızıyor. Minnak Berfu. Parmağımı tuttun. Parmağımı bırakır mısın lütfen? Minnak. Ben 3 aylık oldum. Annem birazdan beni yiyecekmiş çünkü yemek yaptırmamışım ona. Evet minnak ayağı aldım ve teyzemizi bekliyoruz. Çok mutlu olduk. Teyzemiz geliyor. Teyzemizi beklerken Berfu'ya şarkı söylüyorum. Nasıl dinliyor? Ayakta gezmeyi seviyor bizim kız. Mini mini Berfuş. Mini mini Berfuş. Berfu kuş. Teyze hoş geliyormuş. Teyze. Teyze gel beni al teyze. Selam teyze. Hoş geldin teyze. Annemi çıldırtıyorum dur teyze. Annem beni yiyecek yemek yapamadı. Teyze. Ne yapıyorsun sen? Özledin mi teyzeyi ha? Özlemiştir. Bir hafta oldu teyzesi sanki. Teyzesi bir tek oyun oynuyor onunla. Sanki bir hafta oldu mu görüşmeyeli? Aa, çok oldu teyze. Neredesin sen? İşlerim vardı ama. Misafirin miydi beni? Oh. Teyze çok özlemiş. Gel. Oo, yo yo gel. Hadi gel aynamıza gidelim sen de gel. Aynamıza gidelim. Kendimizi izleyelim. Konuşalım. Hadi gel. Evet mutfağın haline bakın. Ben de şuraları toplayacağım. Şöyle. Sağ olsun Seda geldi. Berfuş aldım. Hemen şuraları toplayayım. Evet böreğimiz güzel kızardı. Şöyle çıkaracağım. Evet böreğimiz hazır. Kızımız teyzesiyle oynuyor. Şimdi onların yanına gidelim bakalım ne yapıyorlar bu oyuncaya kadar. Aa, papatya kızı olmuşsun sen anne. Çok heyecanlı annesi farkında. Çok güzel. Evet. Giydiriyor kızımı. Oo. Melek kızım. Evet. Sen ne kadar yakıştın maşallah sana. Baba görecek diyecek bu kız papatya olmuş. Evet. Çiçek oldu annesi Berfuş. Çok tatlı oldu. Evet. Ben büyüdüm anneciğim. Ya. Çoraplarımı da giyeceğim şimdi. Hasta olmayayım. Ya, artık havalar soğuk. Ya. Ben de böyle hayal ettim seni. Güzel kızım. Ballı çöreğim. Ballı böreğim. Siz mi çıkarıyorsun artık? Hünerlerini mi gösteriyorsun evet, bize? Evet, çünkü ben 3 aylığım. Aa! Ya. Annemle korka korka gittik. Annem bana banyo yaptırdı rotasyon olacağım diye. Aşı meğersem ağızdan anlıyormuş. Aa. Annem de bilmiyormuş. Ben de bilmiyordum. Şok olduk ama çok mutlu olduk. Hem temizdik hem de acı çekmedik. Ne güzel. Değil mi Berfuş? Hadi teyzesi giydirdi kızımızı. Hadi gidelim. Gidelim yemeğimizi yiyelim. Berfuş'a süt olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım yemeğimiz hazır. Berfuş Seda'yı bırakmıyor. Yemek yemiyor. Berfuş ne diyor anne? Ben teyzemi çok özledim. Bizi rahat bırak anne. Peki. Ben böyle taraturumuzu ben de beğendim. Bu da domatesli şey. Kızlar domatesli. Da çok beğendi. Sağ afiyet olsun. Bir de o barbunya taziydi biliyor musun? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Herkes barbunya bilmez ki. Diğer kız mesela yemedi çok. Çünkü bu taraf şeyler çok... Şeyler de yemedi aynen barbunya adam bilmiyor. Yanlış bir tercih yapmış. Bizim için doğru, onun için yanlış. Bir dahaki sefere.
Etli şeyler burası. Anneciğim. Hadi bakalım. Uyut beni, uyut beni. Pış 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 pış. Teyzeciğim uyudun mu sen? Oy. Uykusuzluktan direniyorum. Teyzeciğim, teyzeciğim. Pış 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 pış. Tamam, bırakmıyorum. Pış pış pış. Teyzem beni uyutsun. Kucak seviyorsun. Yoksa ben uyumam. Teyzeciğim, bırakma beni. Teyzeciğim, teyzeciğim. Zaten büyüyünce gelmeyecek bize, değil mi annesi? Hı hı. Alalım kucağımıza, ne olmuş? Aynen öyle. Teyzeciğim, teyzeciğim. Çocuğun ihtiyacı varmış buna zaten. Evet, uyuyalım hadi. Hadi pış, 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 pış. Hadi bay bay Berfu. Biraz Seda gezdirsin, babası gelecek. Babası da getir. Hadi bay bay. Hep sesi biliyor, sesi çıkmıyor. Seda görüyor musun? Çok o, fena. Çok okulusun, nasıl gülüyorsun sen fena? Sen var ya. Sen var ya. Seni aramaz. Hadi güle güle. Bay bay anneciğim. Teyzem.